son sınıflarda abim Kebap Barajı'nda çalışıp maaşın üçte birini bana gönderen bir durumdaydık. O bütün aileyi besliyor, bana maaşın üçte birini gönderiyor. Dolayısıyla onu ben çok dikkatli davrandım, bitirdim, gittim, hemen çalışmaya başladım. Mesela akrep çok vardı Midyat'ta ve akrep zehriyle panzehir yapılıyor, ilaç üretiliyordu. Gece boyunca duvar deliklerinden topluyordu akrepleri, getiriyorlardı. Ben alıyordum, üstüne de biraz para koyup hastaneye satıyordum. Ticarete herhalde oradan başladı. Ama 400 bin müteahhit olmaz. İş vermemek lazım. Herkes müteahhiti yapamaz. Bir kere mühendis olması lazım. Mardin Midyatlıyız. Midyat'ta doğdum. 15 yaşına kadar ortaokulda orada bitirip ondan sonra ayrıldım. O zaman tıp fakültesinde okuyan abim buradaydı. O da son sınıftaydı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeydi. O da beni getirdi. Haydarpaşa Lisesi'ne kaydetti. 3 yıl Haydarpaşa Lisesi'ne okudum. Sonra da Teknik Üniversite sınavını kazandım. 5 yılda Teknik Üniversite'ye okudum. Yani 8 yılım İstanbul'da geçti. Amcam Tekirdağ'da 13 yıl sürgün hayatı yaşadı. Oranın ileri gelenlerinden birisi olduğu için 1934 yılında sürgüne gönderildi. Ondan sonra o döndüğü zaman ben 1 yaşındaydım. Fakat çocukları yoktu. Onların bir kızları vardı, o da büyüktü. O sırada işte annem tabii doğumdan sonra bir de kaçıncı, 7. 8. doğum olunca rahatsızken biz alıp götürelim, evde bakalım sen dinlen diye. Sonradan bizde kalsın demiş. Aile içi o kadar güzel ilişkiler var ki herhangi bir şey söyleyememiş tabii babam da annem de. Büyük amcamızı çünkü. 1 yaşından sonra şimdiye kadar ona aitim. Ama tabii kaybettim. Hem yengemleri kaybettim hem amcamı erken kaybettik. Ben 10 yaşındaydım amcamı kaybettiğimizde. O ailenin lideriydi vefat ettiği zaman. Dolayısıyla öz annem var, esas annem var. Beni yetiştiren esas annem diyorum. Doğuranı da öz annem diyorum. Ama bir şey yok. Bazen derler ki iki evli insanlarda karakter değişikliği olur. Ben de aksine her ikisiyle de çok yakın. Amcam vefat ettiği halde de iki yengem vardı. Amcam iki evliydi o zaman. İkisiyle de onlar hayatta olduğu sürece beraber oldum. Ben de sonra kendi hayatımı da kurduğum için son zamanlarında yengemin gene beraberdik. Annemle de beraberdik. Böyle bir hayat sürdük. Ondan sonra onları yolcu ettik. Şimdi beraber ortaklık yaptığımız, beni okutan abim bir gün bağa gidiyoruz. Ben de eşeğin sırtına onun arkasında binmiştim. Dedi ki sen biliyor musun sen bizim kardeşimizsin. Tabii çok bozuldum ama ses çıkarmadım. Sonra geldim amcama şikayet ettim. Tamam oğlum dedi ben söylerim kulağını çekerim dedi. İlk defa duyduğum o. Ama ondan sonra tabii gayet doğal hale geldi. Dediğim gibi hiçbir etki yapmadı. Her iki tarafı da çok sevdim. Ve öyle hayatım öyle bugüne geldi. Mesela abim doktorken ben onun yanında çıraklık yapıyordum tatillerde. Lise öğrencisiyken. O sırada mesela akrep çok vardı Midyat'ta. Ve akrep zehriyle panzehir yapılıyor. İlaç üretiliyordu. Onun üzerine akrepleri toplamaya çalışıyorlardı. Ben de abimin yanında olduğum için bu sefer görevlendiriyordum. Bekçisini, yeğenlerimi falan. Gece boyunca duvar deliklerinden topluyordu akrepleri, getiriyorlardı. Ben alıyordum, üstüne de biraz para koyup hastaneye satıyordum. Ticaret herhalde oradan başladı. Öyle bir ticaret. Aslında ondan da biraz önce mahalle arkadaşları arasında bir yıl mesela bir tatilde, bir yaz tatilinde dedim ki küfür yasaklayalım. Her küfür edene 2,5 kuruş ceza vereceğim. Ama yaz sonunda hiç küfür etmemişlere de prim vereceğim diye bir kural koyduk. Aslında orada ticari kafa. Sonuçta ben kâr ettim tabii. Küfür etmeyenler çok az oldu. Verdim primlerini ama topladığım para çok oldu. Böyle gelişti aslında. Sonra liseyi okudum. Üniversiteyi okudum. Aslında her ikisi de çok uslu, tam bir öğrenci gibi devam ettim. Hem Haydarpaşa'da hem Teknik Üniversitede. Öyle ki İstanbul'u tanımadım bile ben. 8 yılı geçirdim. Şimdi diyorum ki İstanbul'u Teknik Üniversitesi'yi 5 yılda bitirmek kolay değil tabii. Zor bir üniversitedir kazanmak da, bitirmek de. Keşke birazcık kaytarsaydım da İstanbul'u biraz tanısaydım. Çünkü İstanbul'un apayrı bir vizyonu var.
Onu bilmek lazım. Bir Anadolu'dan gelen ancak onu ancak keşfedebiliyor veyahut da fark edebiliyor. İstanbul çok rakamları büyük, ufku geniş, her yönüyle büyük. Şimdi bile ben haftanın 2-3 günü, 2 haftada 2-3 gün mutlaka İstanbul'a gelirim. Evimiz Ankara'da, büromuz merkez olarak Ankara'da ama buraya mutlaka gelirim. Bir takım abilerimizle, arkadaşlarımızla oturur sohbet ederiz. Apayrı bir bilgi, birikim oluyor insanda. Onun için ama sonuçta okulu başka bir imkanımız olmadığı için, bir gelirimiz olmadığı için okulu bir an önce bitirip gitmem lazım. Çünkü son sınıflarda abim Kevan Barajı'nda çalışıp maaşın 1/3'ünü bana gönderen bir durumdaydık. O bütün aileyi besliyor, bana maaşın 1/3'ünü gönderiyor. Dolayısıyla onu ben çok dikkatli davrandım, bitirdim, gittim, hemen çalışmaya başladım. Elazığ'da Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü var. Oraya başvurdum. Daha doğrusu Ankara'dan direkt Bayındık Bakanlığı'na bağlıydı. Oraya başvurup hemen oraya atadılar. Ben de gittim orada, başladım çalışmaya. Birkaç ay çalıştıktan sonra 7-8 aylık bir mühendistim. Bu sefer Diyarbakır Kontrol Amirliği'ni kurdurdular bana. Birkaç tane tecrübeli tekniker arkadaşlarımız, kimisi benden büyük. Gittik orayı da kurduk. Orada da başarılı olduk. Diyarbakır'da bir miktar şantiye şefliği yaptım. Ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Ben müteahhitlik yapacağım dedim. O zaman işte bir Diyarbakırlı bir mühendis arkadaşım beraber bir kuralım, başlayalım dedi. Öyle başladık, ortak başladık. İlkokul inşaatı aldık o zaman. Ondan sonra 2-3 iş daha aldık. Fakat ondan sonra abim, keban bittikten sonra abim ayrıldı. Bu sefer ortağımdan dedim ki kusura bakmasan ayrılacağız ve abimle ortak yola devam edeceğim. Çünkü abimi de katsam sana haksızlık olacak. Katmasam ona haksızlık olacak. Onun için izin verirsen kardeşçe ayrılalım. Ve öyle devam ettik. Zaten ertesi yılda Ankara'ya taşındık. Ben taşındım. Abim benden bir sene sonra taşındı. Ankara'da hayata başladı. Daha doğrusu daha büyük kademeli müteahhit hayatına başladık. Ankara'ya geldikten itibaren bizim için önemli olan NATO ENF'in yaptığı işlere girebilmek oldu. O çünkü NATO idaresi bir referanstır. Hem bankalar için hem piyasa için. Belli bir kalitede iş istiyor. Öyle herkesin yapamayacağı veyahut da seçiliyor firmalar. Dolayısıyla biz oraya seçilince bizim için büyük referans oldu. Ve takriben 15 yıl kadar NATO'da iş yaptık. Fakat sonra baktık ki NATO belli bir büyüklükte işler veriyor. Daha fazla büyümüyor. Onun üzerine bir başka teşkilatlarla da ilgilenmeye başladık ve işimizi öyle geliştirdik. Yalnız NATO'ya kalsak daha küçük işler, garantili işler, kar marjı makul olan işler yapacaktık. Biz biraz daha büyümeyi tercih ettik ve öyle büyüme yoluna çıktık. 94 yılında Rusya'dan bir iş aldık. Ondan sonra devam ettik. Ta ki 98 yılında Rusya moratorium ilan etti. Bilirsiniz belki. Öyle olunca ayrılmak durumunda kaldık. Sonra da 98'de ayrıldık. Ama 2001 yılında normalleşti. Tekrar gittik ve Rusya'da yeni işler alalım diye uğraştık. Aldık da o günden bu yana halen Rusya'dayız. Bu olaylar nedeniyle endişe duyuluyor ama Rusya'da bir sıkıntı yok. Hatta başka yatırımlara da hız veriyorlar. Onun için biz Rusya'ya çalışmaya devam etmek istiyoruz. Onun dışında Suudi Arabistan'da işlerimiz oldu. 8-10 sene kadar Suudi Arabistan'da iş takip ettik. Küçük küçük işler de yaptık. Sonra kendi başımıza işler aldık. Afrika'ya gittik bu aralarda. Afrika'da bir spor kompleksi yaptık, bir stadyum yaptık 50 bin kişilik. O bizim için bütün Afrika'da güzel referans oldu. Şimdi halen Afrika'dayız. O kısmı bitirdik ama başka ülkelerin yapacağı stadyumlar var. Yani toplam elimizdeki iş sayısı 1 milyar doları aşar durumda. Bunun 4 tanesi Rusya'da. Afrika'da bakalım, bekliyoruz. Eli kulağında Afrika'da, Özbekistan'da. Bunlar da eli kulağında. Bir dönem biliyorsunuz Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı yaptım. 120 üyeyiz. Hadi bilemediniz üye olmak istemeyenlerle beraber 250. Bilemediniz 3000. Ama 400 bin müteahhit olmaz. İş vermemek lazım. Herkes müteahhiti yapamaz. Bir kere mühendis olması lazım. Ama mühendis olmayan da bir arsası olan, ya ben niye vereyim mühendise deyip çıkıyor yola, diyelim kasapsa, bakalsa çıksın, helal olsun ama mühendisle beraber çalışsın. Bir kere projenin statiğine dikkat etsin.
yani hayati etkilerini dikkate alsın. Doğru demir kullansın. Şimdi mesela Erzincan'da deprem evleri yaptık. Biz AVM yaptık. Yabancı kontrol var çünkü Dünya Bankası kredi vermiş. Herkesi kontrol ediyor. Geliyor demiri kontrol ediyor, kabul etmiyor. Niye? Çünkü demir statiğine uygun değil. O zaman izin vermiyor. Haklı. Biz o zaman ne yapıyorduk? Demire %20 fazla para veriyorduk ki fabrika bize göre çalışsın. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki kredi şeylere bakarsanız, göstergelere bakarsanız 50 yıllık bir müteahhitlik hayatında ben daha yukarılarda olmalıydım. Ama bunu ben optimizasyonu kendim yaptım. Bir kere vicdanımı hiç elden bırakmadım. Fiyatı ne olursa olsun, kaça aldıysam alayım, kaliteyi tutturmam gerekiyor diyordum. Oysa normalde devletin yapılamayacak fiyata işi vermemesi gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim sitede bazı büyükelçilik rezidansları var. Bir polis kapıda bir gün pazar günü karşılaştık. Merhaba efendim falan filan dedi. Bana dedi hayattan bir tavsiyede bulunur musun? Hangi konuda? Hayattan. Dedim ki belki zor ama sana dürüst olmanı tavsiye ederim ve çalışkan olmanı tavsiye ederim. Bu şey değil, bu özellik değil aslında. Ama o hale geldi. Şimdi biliyor musunuz? Olmamalı. Ya bu zaten benim yapmam gereken bunlar. Bizim ailede Fenerbahçelilik var. Biz üç kardeşle Haydarpaşa Lisesi mezunuyuz. En büyük abim 27 doğumlu. 46 yılında Haydarpaşa Lisesi'ndeyken Fenerbahçe'nin rugby takımında oynamış. O bizim bir atlasımız var biliyorsunuz. 100. yılda çıkarmıştık. Orada resmi var. Sonra ondan sonraki abim, o da Haydarpaşa mezunu. Haydarpaşa bir nevi Fenerbahçe'nin altyapısı olan bir okuldu. Ben de oraya gittim. Ben de Fenerbahçeli olarak devam ettim. Sonra NATO işleri yapma sırasında Aziz Başkan'la tanıştık. Ailesiyle de tanıştık. Sonra yönetim kuruluna girmeye karar verdiği zaman beraber yönetim kuruluna girelim mi dedi. İlk başta 91'de. Olur girelim dedik. Sonra olmadı. Bizim adayımız kazanmadı. 98'de de beraber gene oluşturalım. Olur dedim. Öyle başladık. 20 yıl beraber kaldık Aziz Başkan'la. Hem bir kere çok sevdiğimiz, saydığımız bir başkan oldu. Zaten efsane başkan deniyor. Hakkıyla hakikaten. Sonra beraberliğimiz, dostluğumuz da aynı şekilde pekişti. Sonra geçen işte bir 4-5 ay önce dediler ki Yüksek Divan Kurulu seçimi var. Uğur Dündar başkan adayı. Ben de başkan vekili olarak göstermek istediler. Ben de aslında niyetim yok bu saatten sonra ama peki dedim. Fazla bir etkin, aktif bir yer değil. Öyle kısmet oldu. Şimdi ismim orada artık. Fenerbahçe. Fenerbahçe dediğim gibi bütün aileden gelme ve sevdiğimiz bir takım. Aidiyet duygumuz var. Onun için Fenerbahçe'yi her vesileyle seviyoruz.